Açmaya başlıyor, açıyor YouTube, YouTube önceki röportajları izliyor İstanbul Galatasaray'ın bana. Fotoğrafınızı veya şu anda bir aşk için görmüş olduğunuz sahnedeki posteri de çekebilirsiniz. Ve sonrasında kendi Instagram'ınızda paylaşırken Optimum'da kala hashtag'ini kullanarak paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Ve çekiliş yok, kura yok sadece. Mutluluk ve gurur duyuyorum. Yazın bir aylık bir süreçte çektik filmi. Ben her seferinde bunu söylüyorum. Çok şanslıyım ki Engin ve Bergüzar'la çalışma fırsatım oldu. Çekmek filmi çok kolay değildi. Zorlandığımız zamanları oldu. Ama günün sonunda çok içimize sinen bir hikaye oldu. Olduğum bir aşk ve bir ilişki hikayesi. İyi ki geldiniz. İstanbul'da böyle bir kalabalık yoktu. İzmir'de olmak daha mutluluk verici. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz ama madem böyle bir güzel bir kalabalık var. Arasında göstermiş olduğunuz bu yoğun bilgiler ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ben güzel. Bir iki, bir iki, bir iki, üç, dört. Alo, tamam. Görmem hakkında sertifikalarımız var, onları da verelim size. Onlarla da fotoğraf. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Teşekkürler. Alo hocam, hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk. Siz de İzmirlisiniz. Evet, nasıl buldunuz İzmir'i? İzmirli seyircinin tepkisini. Tepki çok iyi, çok mutluyuz gerçekten burada olduğumuz için. İyi ki gelmişiz. Umarım filmden sonra onlar da bizim kadar mutlu olurlar. Nasıl geçti çekimler? İstanbul'da, Kadıköy'de sanki başrol oyuncularından biri de Kadıköy'müş gibi bir izlenim verdiniz. Kadıköy moda bana aynı zamanda İzmir'i de hatırlatıyor. İstanbul'un çok sevdiğim semtleri. İzmir hissi de var. Bence İzmirliler de kendini yakın hissedecektir diye düşünüyorum. Çekim sürecinde neler yaşandı? İlk defa Bergüzar Korel ve Engin Akyürekli beraber bir filmde oynadılar. Size nasıl oyunculukları? Nasıl siz buldunuz? Bir şey yaparsınız. Ben biraz... ya şey, çok profesyonel oyuncular. Zaten daha önceki işlerinde de çok severek ben izliyordum. Seyirci olarak izliyordum. Çalışmak kısmeti oldu. Çok mutlu çalıştık. Çok kısa sürede hızlı bir şekilde adapte olduk zaten birbirimize ve hikaye, senaryo, sette çok daha güzel bir halde şekillendi. Karakterler çok daha iyi çıktı. Yani çok güzel vakit geçirdim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de aşk filmlerin unutulmaz yönetmeni olmaya doğru gidiyorsunuz. Bu da bir aşk filmi. Senenin ilk aşk filmi. Biraz filmden de bahsedelim. Bir aşk, iki... Aşk filmlerinin unutulma... aşk filmi içinde aşk olan, tutku olan şeyleri seviyorum tabii ki. Ama burada bir aşktan öte daha olgun bir ilişki hikayesi var. İnsanların kendinden hayata dair çıkarımlar yapabileceği bir film bu. Filme dair çok şey söylemek istemiyorum. İzledikten sonra aslında röportaj yapsak daha iyi olacak sanırım ama... spoiler vermiş evet, olacağız evet. O zaman. Öyle evet, ya şey, olgun bir aşk ve ilişki filmi olduğu için benim çok içime siniyor. Tarafsız bir yerden bir ilişkiyi anlatmaya çalıştık ama içinde aşkın, tutkunun yüksek olduğu bir ilişki filmi oldu aslında. Müzik de çok güzel. Yüz yüzeyken konuşuruz. Müzikler aslında en uzun süreç müziklerle ilgili çok çalıştık. Yani çekim bir ay sürdü ama müzikler üç ay sürdü. O konuda Cem Öget'le beraber çalıştık. Sağ olsun çok uğraş verdi. O da çok emek verdik. Sadece yüz yüzeyken konuşuruz değil. Özellikle yeni nesil müzisyenleri tercih ettik. O da biraz Kadıköy moda ve filmin genel atmosferine uygun bir dil oldu.
Ay Yapım ve Met Yapım'ın ortaklığında bir film. Bizim için Şampiyon'dan sonraki ikinci film. Dizi sektöründe bayağı tanınan bir yapım evi. Şimdi sinema sektöründe de ürünler veriyor. Biraz daha önünüzü açıyor herhalde, değil mi? İyi, kaliteli, başarılı işler yapmak sektör anlamda herkesi motive ediyor. Bir şeyleri gerçekten iyi hazırlanıp çalışıp doğru insanlar bir araya gelince iyi işler çıkıyor bence. Bundan sonraki süreçte de bu hem bizim için hem sektör için önemli atılımlar. Çok iyi oldu. Sağ olun. Bergüzel Hanım'a gelelim. Özellikle saçlarınız çok güzel olmuş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz geleyim. Böyle. Biraz deniz karakterinden bahsedelim isterseniz. Deniz karakteri... Ay, o kadar çok anlattım günlerdir. Hayır. Deniz karakteri cıvıl cıvıl, renkli. Çok pozitif, hayatın çok pozitif tarafından bakan, hep bunu söylüyorum ama böyle çevresindeki her şeyi iyileştirmeye çalışan bir kız, mutlu bir kız. Hayatında yaşadığı travmalara rağmen ya da geçmişine rağmen, yaşadıklarına rağmen hayatı pozitif bir yerden alan bir kız. Sonra bir gün Umut'la yolu kesişiyor ve bir ilişkin içinde buluyor kendini. Engin Bey'le çok güzel bir ikili oluşturmuşsunuz. Ve sizin dizilerden kaynaklanan yurt dışında da bir hayran kitleniz var. Sanırım İstanbul'daki galaya İspanya'dan, Rusya'dan, Almanya'dan dinleyiciler de, izleyiciler de gelmiş. Evet. Biraz bununla ilgili duygularınızı da alalım. Çok mutluluk verici bir şey bu. Böyle kelimelere dökünce sanki tam yeteri kadar duygumu ifade edemiyormuşum gibi geliyor. Çok mutlu eden bir şey. Yani duyguları evrensel sonuçta. Dilimiz farklı ama anlatmaya çalıştığımız şey aynı aslında. Aşkın da dili yok yani bütün dünyada baktığınız zaman. Yaptığımız işlerin orada beğeniliyor, seviliyor olması, insanlardan takdir görüyor olması hem bizim adımıza hem de ülkemiz adına bence çok güzel bir şey. Bizi çok mutlu ediyor. Bundan 15 yıl önce bana bunu sorsaydınız herhalde hiç aklıma bile gelmezdi, hayalini bile kuramazdım. Şimdi içinde olmak gerçekten çok değerli. Yurt dışında da gösterimler olur herhalde. Olacak diye biliyorum ama tabii tarihlerini biz daha bilmiyoruz. Sizi daha çok beyaz perdede görmek istiyoruz hep. Yani İnşallah ben de istiyorum. Dizilerinde görüyoruz ama beyaz perde ürünleriniz az daha. İnşallah evet. Özellikle benim... Halit Ergenç'le beraber belki bir filmde olabilirsiniz. Belki. En büyük hayallerinizden biriymiş sanırım bir müzikalde birlikte oynamak. Ya bize sordular beraber rol almak için. En büyük hayalimiz diye bir açıklama yapmadık ama. Okudum ben. Evet evet yorumunu katmış arkadaşımız. Bize sordu beraber yer almak ister misiniz diye. Biz de tabii ki çok isteriz dedik. O zaten müzikal mezunu. Ben de kenarından köşesinden yapmaya çalışıyorum işte. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tabii ki. 10 yıldır aslında sizi sinemada göremiyoruz. Bu filmi seçmenizin bir özel anlamı var mı? Bence doğru zaman, ondan sonra doğru ekip, hikaye. Hep çok yoğun çalıştım dizilerde. Yani yazın çalışmadım. Yazın gelen teklifleri bir türlü değerlendiremedim. Değecek bir şey olmasını istedim. Hep gerçi aynı şeyleri söylüyoruz tabii. Son günlerde sürekli röportaj yapıyorum ama hep dönem karakterleri oynadıktan sonra o kadar ağır dramlardan sonra hani bu iş böyle benim içimde böyle çiçekler açtırdı diyeyim yani. Çok mutlu etti. Deniz'i oynama fikri beni çok heyecanlandırdı. O yüzden ilk kez yazın çalıştım, iş aldım. Öyle diyebilirim. Sağ olun. Şöyle geçelim. Kameralara engel olmadan. Evet. Engin Bey, filmde Umut karakterini oynuyorsunuz. Evet. Biraz Umut'tan bahsedelim. Sonra farklı sorularım da olacak. Umut, Kadıköy'de, Moda'da yaşayan, yönetmenlik yapmaya çalışan bir karakter. Geçmişinden getirdiği bir takım sorunları var, ailevi sorunları ve bunlarla bir türlü barışmayan bir karakter. Hayatta ihtiyaç duyduğu, tamamlanmaya ihtiyaç duyduğu bir takım şeyler var. Onlardan biri de aşk. Onu da denizde buluyor aslında. Gerçek, sokakta, hayatın içerisinde her an görebileceğimiz bir karakter. İleride yönetmen olmak gibi düşünceniz var mı? Filmdeki yönetmen rolünden etkilendiniz mi? Aslında bu mesleği yapınca, yani oyunculuk yapınca bu tip hayalleriniz her zaman oluyor. Hikaye anlatmakla, hikaye kurmak, hikaye hayal etmekle ilgili bir derdim var. Kafamda hikayelerim var. Umarım hani bir tarih ya da bir zaman dilimi yok ama bir şey çekmek istiyorum. Yani İnşallah. Kendi hikayemi çekmek istiyorum. Size de sorayım. Bengüzel Korel'le çok yakışmışsınız evet, dediğim gibi. Ederiz. Bir anınız var mı çekimler sırasında? Ya çok şey. Anımız var aslında. Biz çok iyi anlaştık. Yani sette gerçekten hani güzel bir setti. Filmin de buna ihtiyacı vardı. Hani böyle bir anda sordum mu
Hadi kalıyorsunuz. Bakalım. Filmin hepsi bir anında zaten. Evet. Yani biz... Battaniye. Battaniye, teras. Sıcak. Çok sıcakta çektik filmi. Evet, Temmuz yazın, ayında Temmuz'da. Ve mevsim geçişleri vardı. Artık bir zaman sonra tabii o kışlı kıyafetleri de giydikten sonra bir akşam filmde bir sahne var. Spoiler da veremiyorum hocam, değil mi? Tamam. Sen bir söyle bakayım, bakarız, keseriz onu oradan. Onu oradan bir şey yaparız. Sen ondan bir... sonra böyle battaniyelerin altında olduğumuz bir sahnede sinirlerimiz çok bozuldu ve durmamacısına gülmeye başladık. Yani ama tabii öyle çok anımız var yani. Şimdi... Düğün sahnesi de çok iyiymiş. Gerçek çok zanneden güzeldi. Kişiler olmuş sanırım. Oldu, bir de orası böyle şey yani çok işlek bir yer, Caddebostan sahilinde evet. Çektik. Bütün gün bayağı. Kadıköy'ün her güzelliğini göstermiş hocam. Bu gerçekten çok keyifli. Ben de Kadıköy'lü olarak özlemişim Kadıköy'ü. Öyle mi? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki hayatınızda keşkelere yer var mı? Sizin hayatınızda da şu yoldan sapsaydım dediğiniz anınız oldu mu? Ya olmaz olur mu? Bence bu çok insani bir şey. Bu biraz da bizi insan yapıyor. Fazlasıyla var. Ama hani bunlar hani şu mudur? Hani söyleyebileceğin... Yani onu söylemeye başladığınız ve onu netleştirmeye başladığınız yerde zaten mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Yani. Biraz hayatın akışına da bırakmak lazım. Son iki sorum olacak. Bundan sonra herhalde Çakıltaşı'yla iletişim kuracak bu filmden sonra izleyiciler. Çok güzel Çakıltaşı'nın... İşe yarıyor değil mi? Evet. İşe yarıyor bence de. Bir de kitaba dönmek istiyorum. Hı-hı. Sensizlik. O kitabın geliriyle ilgili çok önemli bir misyonu var. Ondan da biraz bahsedelim. Öykü kitabı satışları nasıl gidiyor? Vallahi kitap çok iyi. 6. baskısını yaptı. Benim için çok mutluluk verici bir şey. Kitabın gelirinde Darüşşafaka'ya bağışladım. Kitap benim için çok mutluluk, yani çok manevi anlamda kendimi çok iyi hissettiğim bir süreçte de denk geldi. Güzel de gidiyor. Devamı bakalım. Gelecek. İnşallah yazıyorum bir şeyler daha. İnşallah belki bir sene sonra bir kitap daha yaparız. İnşallah kitap dışında senarist ve yönetmen olarak da bir filmde izlemek isteriz sizi. Çok iyi varsınız. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Başka sorumuz yoksa bitirelim, hep beraber izleyelim. Gişesi bol olsun inşallah. Olur, hemen çekelim. Alayım ben bir tane kamera isterseniz. Onu da alalım. Fotoğraf çektirelim. Geç hadi minik olarak ortaya. Ama kapatma sakın. Kameranın tarafını çevirir misin? Kameranın tarafı doğru. Aşağı doğru biz hepimiz görebilir misin? Eyvallah, tamam. Bilmiyorum. Tamam, görüyorum. Eyvallah. Al abşan. Aa, ne zaman güzel. Ya abi sen ne yapıyorsun ya? Abi şey. Kaçıyoruz. Gideceğim mi sonra? Kaçalım abi. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun.